Türkiye'de istihbarat zafiyeti yaşanıyor. Terör konusunda bir şey olduktan sonra istihbarat zafiyetini giderebilecek adımlar atılacağı belirtiliyor. Artık çok kritik bir döneme girdik. Hem Suriye'de hem Irak'ta bu terör katil terör grubunun varlığı, fiziki varlığı, alan hakimiyeti bitiyor. Ve bunların Türkiye'ye yönelmesi, Türkiye'de bunların melce bulması ve burada bazı eylemler yapmak suretiyle varlıklarını devam ettirmesi söz konusu olabilecek. Bizim işitle El Nusra'yla radikal cihatçı gruplarla ilgili kapsamlı bir stratejimiz maalesef yok. Ve bu grupların alan hakimiyeti Irak'ta ve Suriye'de sonuna gelindi alan hakimiyetlerinin. Ama Yemen'de varlıkları devam ediyor. Sina Yarımadası'nda devam ediyor. Afganistan'da devam ediyor. Hala Libya'da devam ediyor ve bu gruplar Türkiye'yi bir geçiş güzergahı olarak kullandılar uzunca bir süre. Ama şimdi bir kaçış, sığınma yeri olarak kullanmalarına izin vermemeliyiz. Onun için özellikle gümrüklerde, geçişlerde bu dönemde özellikle güvenliğin artırılması büyük önem taşıyor kış ayları bu terör gruplarının saklanması, uyuyan hücreler oluşturması ve bir Irak'ta ve Suriye'deki bu cihatçı radikal terör gruplarının Türkiye'de sembolik eylemler yapabileceği uyarısında bulunduk. Bu hükümetin de bu konularda iyi bir istihbarat yapması lazım. Türkiye'de jandarmanın, istihbaratın Gerçekten bu radikal gruplar ve bunların olabilecek hücreleri konusunda bir bilgi kaynağı oluşturması lazım. Vatandaşın da bu konuda elinde var olan bilgiyi paylaşması lazım. Ama hükümetin ideolojik olarak bu gruplara dönük daha sert, daha kapsamlı, daha sonuç alıcı ve daha bunların kökünü kazıyacak şekilde sert tedbirler alması gerektiğine inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz dış politika sorunları ve bazı ülkelerin bölgedeki operasyonları küresel dengelerdeki Orta Doğu'ya ilişkin bakış ve Türkiye'ye dönük algı Türkiye'yi daha bu grupların eylem yapabileceği bir alana çeviriyor. O nedenle bu uyarıda bulunuyoruz ve bu gruplarla ilgili olarak Türkiye'de çeşitli hücrelerin oluşturulduğu ve bazı eylem hazırlıklarında olunduğu isim değiştirildiği ve özellikle bazı ibadet yerlerinin maskelemek için yüzlerini kullanıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. Bu konuda biz ana muhalefet partisi olarak bir uyarıda bulunuyoruz ve bu umuyoruz Türkiye'de kanlı eylemler olmaz. Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak bu örgütleri taşeron olarak kullanan bazı istihbarat gruplarının olduğunu biliyoruz. Bu konuda yeterince dikkatli olunması ve özellikle sınır güvenliği ve havaalanlarındaki güvenlik geçiş ve vize konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtiyoruz.